Eren TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 11 Mayıs Cumartesi hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, iftarı Berkay ve Kutren'in hemşerileriyle birlikte yaptı. Ereğli Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu iftarı Belkayalı ve Kuterenli hemşeriler ile birlikte yaptı. Belkayamızın değerli sakinleri, sevgili hemşerilerim, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler. Öncelikle hepinizi Ramazan'ın bu mübarek gününde, iftar vaktinde saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif hepimiz için, aziz Türk milleti, ümmeti Muhammed için inşallah hayırlar getirsin istiyorum. Biliyorum çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. İş güç zamanı, bahar geldi, inşallah. Rahmet bol bu sene. Rabbül Alemin lütfunu Ereğli'den de Berkaya'dan da Allah'ın izniyle ülkemizden de eksik etmeyecek. Öyle görünüyor. İnşallah sizler destek verdiniz, omuz verdiniz. Bizi Ereğli'ye belediye başkanı yapmak suretiyle şereflendirdiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Biz bir şeyden emin olun. Biz bu şerefe halel getirmeyeceğiz. Halel gelmeyecek inşallah. Mahcup olmayacaksınız, pişman olmayacaksınız. Bizi belediye başkanı yapmak suretiyle şereflendirdiniz. Bu demde bize ilave yük yüklediniz. İlave sorumluluk verdiniz. Bağımsız belediye başkanı olarak seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gençlerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız sağ olun, var olun. Tabi Belkaya bize teveccühünü esirgemez de biz Belkaya'yı unutur muyuz? Bismillah dedik. Nefes aldığımız ilk gün iftarımızı Berkaya'da yapıyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Sevgili hemşehrilerim, inşallah önümüzdeki haftadan sonra asfaltımız da gelmeye başlayacak. Havalarda yağmurlar da biraz durulacak. O çukurlar falan da kalmayacak Allah'ın izniyle. İnşallah yüzünüz gülsün istiyorum. Biliyorum ki Berkaya, biliyorum ki Ereğli mutlu olmayı hak eden insanların memleketi. İstiyorum ki mutlu olalım. Huzur beldesi Belkaya'dan, huzur şehri Ereğli'den inşallah gülen yüzlerin şehri Ereğli'ye doğru inşallah yol almaya devam edelim. Rabbül Alemin rahmetini, lütfunu esirgemesin. Sizler de dualarınızı esirgemeyin. Birlikte kazandık, birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Ramazan etkinlikleri kapsamında Oğuz Atı Sosyal Tesislerinde Ereğli Belediyesi'nin organizasyonluğunda Ereğli Musiki Derneği solistlere konser verdi. Ramazan etkinlikleri kapsamında Oğuz Atı Sosyal Tesislerinde Ereğli Belediyesi'nin organizasyonluğunda Ereğli Musiki Derneği solistleri konser verdi. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim. Neredeyim, neredeyim, neredeyim.
deme, ona söy deme, yare söyleme, ona söyleme. Deli deli nesli de yare söyleme, ona söyleme. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uygar Altay'ı ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Seçimlerde büyük şehirler arasında birinci olarak Türkiye rekoru kırdı. Bunda sizin katkınız çok büyük. Seçim çalışmaları boyunca ilçelerimizi ziyaret ettiniz. İlçelerde birlikte seçim çalışmalarında bulunduk. Ayrıca Konya'nın bütün meseleleriyle ilgili yakından takip ediyorsunuz. Ben tüm Konyalılar adına size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah hep birlikte Konya'ya güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Özellikle eski sanayi konusunda gösterdiğiniz, esnafımıza gösterdiğiniz destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ziyaretiniz kapsamında netleştirilip hafta içinde orada da talep toplamaya başlamayı arzu ediyoruz. Yine Mevlana Çarşısı'nın kaldırılması, Altın Çarşı'nın düzenlenmesi konusunda verdiğiniz destek ve Konya'nın en temel ihtiyaçlarından birisi olan sosyal konut meselesinde gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Konya'mız, memleketimiz 24 Haziran seçimlerinde büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize destek vermişti. Aynısını 31 Mart seçimlerimizde de %70.5 yaklaşık 71 oy oranı alarak 32 ilçenin 28'ini Cumhur İttifakı olarak alarak Türkiye çapında önemli bir başarıya imza attı. Tabii Konya'mız, memleketimiz AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman vefasını göstermiş bir şehirdir. O anlamda hemşehrilerimize, Büyükşehir Belediye'mizde, İlçelerimizde bize verdikleri destekten dolayı sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefalarını gösterdiklerinden ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah biz vatandaşımızın, hemşehrilerimizin bize olan güvenini yere indirmeden, onları mahcup etmeyecek şekilde söz verdiğimiz bütün projeleri sırasıyla yapacağız. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, altyapıdan üst yapıya, manifesto çerçevesinde verdiğimiz tüm sözleri sırasıyla tutma gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda sosyal konut projelerimize başladık. İnşallah yarın bir kısmının kurasını çekeceğiz. Kentsel dönüşümle alakalı açıkladığımız hem Mevlana Meydanı'nda hem Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerimizdeki kentsel dönüşüm projelerine destek vereceğiz. Sosyal konut anlamında sosyal konut üretimini arttıracağız. Millet bahçelerini yine belediyelerimizle birlikte yürütüyor olacağız. Yarın tüm ilçelerimizle bir toplantı yapacağız ve ilçelerimizin talepleri, ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları da karşılamaya gayret göstereceğiz. Ve 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılında en güçlü şekilde Konya'mızı marka şehir haline getirecek şekilde bütün projeleri yapacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek sürece inşallah hep birlikte giriyor olacağız. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz.
toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da güzel bir süremiz sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.